Survivor Panorama'dan herkese günaydınlar efendim. Alkışlarla açtık. Yine güzel, enerjik bir gün. Sevgili Bora, Damla ve İhsan Tarkan geri döndü bugün. Ya çünkü şimdi soruyorlar hani İhsan nerede, İhsan nerede? Ben tekrar hatırlatayım efendim, biz artık 5 kişiyiz. Bu 5 kişi olabildiğince böyle her gün bir kişi dinlenerek yolumuza devam edecek. Bazen 5 kişi burada olacağız, bazen 3 kişi de olabiliriz. Ama sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Değil mi İhsan? Damlacığım, yani masada tek kız kaldın. Yayından önce ben çiçek, siz böcek dedin. Evet. Bunu bize bir açıklar mısın öncelikle? Yani bizim neremiz böcek? Yok öyle bir şey değil. Ya da böceksek hangi böceğiz? Şimdi dün Sema ile beraberdik. İhsan yoktu. İhsan'ın yokluğunu çok hissettik. Hep galiba her gün böyle olacak. Bir değişe değişe döneceğimiz için. O yüzden de hep birimizin eksikliğini mutlaka hissedeceğiz. O yüzden bugün espri yaptım. Sizinle olmak benim için ayrı bir keyif tabii ki de. Vay, teşekkür ederim efendim. Şimdi dün akşam başıma gelen bir olayı anlatacağım. Ama İhsan sen nasılsın? Önce bir anlat. Ya bir olay ki yani Gizem bilmiyor, inşallah izlemez. Büyük skandal. Büyük skandal yani. Lila varmış içinde. Efendim? Lila var mı? Lila var ama kötü bir şey mi bilmiyorum. Yani inşallah Gizem kızmaz. Bak heyecanlandım ya şimdi. O da yayında, onu rahatlığıyla anlatıyorum. O da başka kanalda, Bean Gourmet'de yayında. İhsan nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. Yokluğumda galaya gittim. Sevgili İbrahim Büyükak'ın yeni filmine gittim. Herkese tavsiye ediyorum. Bayi toplantısı. Bayi toplantısı. Nasıldı? Vallahi çok güzel film. Çok eğlenceli. Çok atraksiyonlu. Hem komik, hem eğlenceli, hem akan bir hikaye. Güzeldi. Orada çok arkadaşı gördük. Birçok insanın selamını getirdim. Sağ olsunlar. Program içerisinde söyleyeceğim o selamları. Dün Bora'yı izleme fırsatı buldum. Gerçekten sanki yıllardır bu masada konuşuyormuş, yorum yapıyormuş gibiydi. Çok rahat. Tebrik ediyorum. Zaten hani Bora'nın bunu yapacağından emindik. Bizim ekibimize katılması da çok güzel oldu. Arada dinleniyoruz sayesinde. Aynen, aynen. Herkes birbirini dinlendirerek gidiyor. Çok mesaj aldım. Neredesin? Programdan mı çıktın falan? Yok, sadece bir gün gelmedim. O da hani gelme dedikleri için. Yoksa gelecektim de. Onun dışında her şey iyi. İyi, süper. Takip ediyoruz tabii. Boracığım, nasıldı ilk günden sonra? Yani ilk günün günah olmaz. Damla canın lafıdır bu ama nasıl geçti dünün, bugün nasılsın? Keyifliydi tabii, biraz stresliydi ondan sonra ama bir şekilde siz de idare ettiniz beni. Teşekkür ediyorum. Gayet keyifliydi burada olmak. Güzel güzel yorumlar yaptık. Bu arada sabırsızlıkla yeni bölümleri de bekliyorum. Evet, ama burada konuşulacak güzel olaylarımız var. Evet, şimdi şu olayı anlatayım önce, bir içimden çıksın. Çünkü Gizem'e söylemediğim için de üzgünüm. Şimdi Lila saat 10 gibi yatıyor. Gizem işte yatağı hazırladı falan. Lila en son benim kucağımda. Ben de orada arıtma musluğundan, hani arıtma musluğu var normal musluğun yanında, bir şey su doldurdum. Sonra Lila'cığım kapat dedim. Lila kapattı zannettim. Bir de en sonda şöyle bir tokat atmış hanımefendi şeye. Ne derler, musluğun ucuna. Musluğun ucu mutfak tezgahının üzerine dönmüş. Neyse, olayı anlatıyorum. İşte Lila'yı verdim Gizem'e. Ben salona gittim. İşte şey, bir maç vardı. Şampiyonlar Ligi maçı. Onun öncesi falan yorumları dinliyorum falan. Aradan bir yarım saat geçti böyle. Ya dedim bir keyif yapayım. Şöyle gideyim mutfaktan bir içecek alayım işte. Bir işte kraker, bir şey, cips varsa bakayım falan. Mutfağa bir girdim, şıp. Bir adım daha şıp. Şıp şıp. Bütün mutfak su içinde. Yani sağ olsun Lila o musluğa vurunca, bir de kapattı zannediyorum. Kapatmamış. Abi ben ne yapacağım şimdi? Gizem'i uyandırsam paparayı yedik yani. Tamam mı? Beni çok kötü yapar. Gittim abi mutfakta, şeyde, banyodan 4 tane büyük havluyu aldım böyle. Serdim yere. Havlular da gitti galiba. Havlular da gitti. Havlular da gitti. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum da inşallah ne derler, Gizem bize bir şey demez yani. Sen yani daha 1,5 yaşında bile olmayan çocuğa bıraktın yani musluğu. Abi işte her şeyi öğretmeye çalışıyoruz bir yandan, evet. Böyle hani aç şunu, kapa şunu, bir şey yaparsa insanın hoşuna gidiyor falan böyle. Ama işte biraz fazla mı ileri gittik, fazla ne oldu bilmiyorum. Fazla olmak gerekiyormuş. Aynen ya, Allah'tan mutfağa bir şey içmek için gittim yani. Eğer gitmeseydim sabah yani, bir de evi su salonda böyle bir su gelir, evi su basardı falan yani. Bir çok kötü. Annenin bundan haberi olmalı bu arada. Ses kaydını gönderdim ben Gizme, haberin olsun şu an. Nasıl? Korktum ya vallahi. Yok. Gizem yayında, o yüzden rahatım. Artık akşam çıkınca öğrenir. O zamana kadar zaten çok makarası da dönüyor falan. Gizemli, evet. Kusura bakma, Bora'nın Lila yaptı. Bora'nın yanına ne dediğini bileceksin abi işte böyle. Değil mi? Dikkat edeceksin tabii, aynen. O konuda hazırlıklıyım yani. Efendim, Survivor Panorama'da biliyorsunuz bundan önceki yıllarda hep bize özel VTR'ler, bize özel bantlar vardı. Şimdi
TV'de yine ilk izleyeceğiniz bir bant ve gönüllüler 5-3'lük galibiyeti kendi aralarında konuşuyorlar. Evet, TV'de ilk hep beraber izliyoruz. Zannettiniz mi geri döneceğiz 7-3'ten? Ben inanıyordum. Gerçekten evet, sadece Ceyhun abinin Sercan'la çıkacağı maça... Evet, zor bir maçtı Ceyhun abicim, yalan yok. Sercan çok çünkü senden genç ve aktif evet, bir sporcu. Ben ama dedim yani alacak. Gerçekten alacak. Allah'ım ne olur atamasın Sercan, atamasın Sercan. Aynen atamasın ya. Sercan. O kadar negatif enerji gönderdik ki evet, Sercan'ı atamadı yani. Ben zaten... Ve Tanyel sana inanılmaz evet, pozitif enerji Sercan bile çok sevindi gönderdi, seni kalanlar. Aynen, çok Sercan da dedi yani iki kaybettim. Uzun saçlı Uğur muydu? Uğur gelip sana sarılmışlar arkadan. Ben yerdeydi, beni gördüm, biri geldi de çok güzel bir hikaye gibi şey oldu. Dün 3-0'dan geriden gelip 5-3 öne geçmek... Herkesin, her grubun, her insanın yapabileceği bir yetenek değildi. Tamamıyla takımın ruhunu, kalbini ve beynini bir araya topladık. Sonra gereken ata yaptık ve rakibi nakavt ettik. Bu. Bu da nedir? Bak ne var? En sertteki kazandı. Getir. Bize malzemeler geldi. İlk önce karanlık olmadan önce... Biz şey toplayacağız, odunlarımızı toplayacağız, ateşimizi hazırlayacağız. Sonra güzelce yemeğimizi pişireceğiz ve karnımız doysun. Açız. Artık yemek yapalım, yiyelim hep birlikte. 10 numara 5 yıldız. Akşama pilav yiyoruz, pilav. Akşama Yasin yapsın bari. Akşama evet, parti. Değil mi Yasin? Yasin de yapar, biz de yaparız. Pilav yapmak kolay bir şey. Kızlar da yapar çünkü ya. Çünkü yapmam evet diyor ya abi. Yasin herkes kendi yemeğini kendi yapsın. Tamam diyor, öyle derse yapar. Ben hepinize yemek yaparım abi, arkadaşlar. Tamam. Mako da yapar, ben tamam, de yapan yapsın yapar. Nisa bile yapar be. Ben 18 yaşında. Ben yaparım. Pilavda ne var? Yaparız abi. Ya zorla bir şey yok yapan. Ya belki Yasin'in içinden gelir, hepimize yapar. Yapar ya. Neyse ne? O kırık yapar ya, o şakasına söylüyor. Yapar o. Yok şakasına söylüyor. Ben buraya pilav yapmaya gelmedim. Ben burada ormanı hissetmeye, adayı yaşamaya geldim. Kusura bakmayın. Pilav yok. Kendi ye, herkes kendi yemeğini kendi yapsın. Abi onun sağ solu belli olmaz. Yapmayacağım demedim mi der, yapmaz. Yaparım ben be der, yapar. Dedi ki yapmayacağım. Dedi. Ne zaman? Herkes kendi yemeğini kendi yapacak. Onu öylesine söyledi diye vallahi hiç itiraf ettim. Yasin'in sağ solu belli olmaz. O bazen delleniyor, söylüyor yaparım. Aynen. Yapar onu da ya. Bana fark etmez yani. Evet, burada dikkatimiz çeken Ceyhun abinin özellikle işte ben oyunu kazanacağımı yani Sercan gibi bir yarışmacıya karşı kızım için kazanacağımı hissettim diyor. Ve o yüzden çıkmak istedim, o yüzden çıktım ve kazandım diyor. Bir de dikkatimi çeken şey burada Yasin'in röportajda da adada da arkadaşlarına ben pilav yapmayacağım kardeşim. Ben buraya Survivor'ı yaşamaya geldim. Pilav milav yok, herkes kendi yemeğini yapsın demesi. Ve sonrasında da yapması aslında. Yasin ne iş yapıyor? Yasin yani kendi mekanı var, pilavcı. Pilav yani yemek işi yapıyor. Pilav yani. Direkt pilavcı yani hani. Ama bir şey söyleyeceğim, pilava girip mutfağa yapıyor mu? İşte ya şöyle bir adam. Şey. Tabii de Survivor'a katılmış ilk pilavcı olabilir mesela Yasin. Zaten Survivor'a erzaklar hep pilavdan oluşuyor. Sen pilav yiyorsun ve adamın mesleği yani aşçılık vesaire vesaire değil. Direkt pilavcı ya. Naz mı yapıyor? Ya sen pilavcı bir adamdan ne istersin Survivor'da? Tavuklu pilav isterim yani. Ne isteyeceğim? Ay ne istersin yani orada? Güzel olmaz mı? Acanım çekti. Pilav istersin. Pilav yapmayacağım falan. Dikkat çekmeye çalışıyor herhalde. Sonra da yapıyor tabii de. Ben Yasin'le ilgili şunu merak ediyorum. Şimdi Yasin Survivor'a yüksek girdi. İşte MasterChef'ten geldi. Daha öncesi var. Televizyona alışmış. Hep diyoruz ya sanki oraların sahibiymiş gibi girdi. Gönüller takımını böyle çok çömez. Kendisini de çok profesyonel görüyor bence. Ama ona şöyle bir ders oldu. İlk iki açıklandı. İlk iki isimde kendisinin ismi yer almadı. Bekliyor muydu peki sence? Kesinlikle bekliyordu. Çünkü hareketleri beklediği sen olsan söyledi da beklersin değil mi? Ben MasterChef'ten geliyor olsam 10 tane no name sayılacak yarışmacıyla çıksam ve benim ismim tanınsa, benim takipçilerim çoğalsa, herkes beni giderken gösterse. En azından ilk hafta. Gönüllüler bir yerde eleme yaparken Yasin orada eleme yapmadı mesela. Yasin başka yerde gözüktü. Hiç kimse görsün istenmedi falan vesaire. Şimdi öyle gitmişken odaya... Ondan sonra senin ilk iki isimde isminin çıkmaması demek
Yani kim olsa düşünür zaten. Yasin de şu an düşünüyordur. Başlamıştır mekanizma. Bir hayal kırıklığı yarattı onda zaten. Bir yerde bir yanlış yaptım diyordur herhalde. Çünkü gerçekten de Yasin'in aslında ilk ikide olması lazım. Ama evet. Demiyor da gibi bu arada. Öyle mi? Bakacağız yani. Hareketleri ve şeyleri. Çünkü devam ediyor sürekli dikine gitmeye. İşte şimdi şeyde göreceğiz onu. Şimdi konsey yapıldı. Cuma akşamından itibaren Yasin konseyden sonraki ilk hareketlerini göreceğiz. Bakalım bir frenleme var mı? Bir eksilme var mı? Yoksa aynı gazla devam mı ediyor? Çünkü Yasin çok iyi bir yarışmacı. Bu arada mesela ben herkese Survivor konuşuyorum. Siz de öyledir mutlaka sokaktaki insanlarla vesaire. Yok ben burada olan burada kalıyor benim. Öyle mi? Yani yolda gördüğün manavla, kasapla, ne bileyim benzinciyle falan konuşmuyor musun hiç? Ya konuşuyoruz. Ülke dertlerinden bahsediyoruz. Survivor'dan bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Evet, seni Survivor. Gören ekonomiyi mi soruyor, Survivor mu soruyor mesela? Ekonomi soruyor. Ekonomi. Yok tabii ki Survivor konuşuyoruz. Ama hep aynı soru. Bak tonlamasına kadar lafını böldüm çok pardon. Bir şey soracağım diyor. Ben direkt diyorum ki abi vallahi yiyemiyoruz yemeği. Evet. İlk gerçekten bak. Gerçekten aç kalıyor musunuz? Bak tonlama da bu. Gerçekten aç kalıyor musunuz? Ya da ters yaptım. Gerçekten aç kalıyor musunuz? Böyle. Evet. Herkesin içinde şüphe var. Ama işte gerçekten aç kalıyoruz yani. Al işte hali ortada Evrim'in, Yasin'in hepsinin kafa gidiyor yani. Sen lafını böldün. Pardon. Mesela dün akşam bir yerde işte bizim Gökhanlar'la bir yere gittik. Orada çok sevgili Mahmut abi var. Mahmut Zilan. Buradan selam olsun kendisine. Çok selamlar. Mesela dedi ki ben Survivor'ı izliyorum dedi. Bence Yasin muhteşem dedi. Muhteşem dedi. Bayılıyorum bize harika gidiyor dedi. Tabii ki o da bir göz ve öyle de gören insanlar vardır. Bize mesela çok fazla geldi. Biz genelde MasterChef seyrediyor muymuş? Evet seyrediyormuş. Tamam, oradan işte, çok orada. Seviyormuş. Ama şimdi MasterChef'ten gelmesiyle beraber buradaki mesela izledim 3 gün muhteşem bayıldım dedi Yasin'e. Olabilir de. Bize biraz çok geldi. Belki de hani biz o gözle gördüğümüz için ama başka bir gözle çok beğeniyor. Belki de böyle devam etmesi lazım Yasin. Evet, göreceğiz hep beraber. Ben yani. Aslında neye takılı kaldım biliyor musunuz? Bu seneki Survivor'da sanki paylaşımdan çok hani ben yaptım sen yaptın var. Şimdi önceki VTR'lerde izlediğimizde Evrim kokonatını değiştirmek için Yasin yanına gidiyor. Yasin belli ki bir yerde kokonatlarını biriktirmiş. Bunlar benim işte kokonatlarım, sizinkiler ayrı. Herkes bulduğunu yesin. Ya da pilav konusunda da aynı. Herkes kendi yemeğini kendi yapsın diye. Acaba diyorum ki şu anda çok yeni ve çok taze oldukları için mi böyle yoksa Yasin'in yapısından dolayı hani herkes mi böyle yoksa sadece Yasin'e özgü bir tavır mı? Şimdi herkes öyle düşünüyordur. Kimse bir şeyi paylaşmak istemiyordur. O zaman Yasin de bunu fazlasıyla dile getirdiği için acaba biz sadece Yasin'i mi görüyoruz burada? Ben şimdi hem yani hem dediğini alıyorum hem de diyorum ki acaba Yasin'in bu şey tavrı var ya hani ben 10 yıldır buradayım kardeşim. Siz geldiniz, hoş geldiniz ama burada benim kurallarım var tadında bir yaklaşım var. Bence biraz ondan da çıkıyor. Ya Yasin de bu televizyon konusunda bir tık daha tecrübeli olduğu için Yasin'in dedikleri sanki oyunun kuralıymış gibi geçiyor insanlara. Yani işte kokonat herkes bulduğunu kendinedir gibi bir kural oluşmuş adada sanki böyle. Öyle bir şey yok halbuki. Biz nasıl yapardık? Yani normali evet, budur herkes yani. Herkes ortaya toplardı. Ahlaken oradan, herkes açken, toplardı. Kimserse onu yerdi. Açken açardın. Sen de bir parça alırdın, herkese de götürüp evet. Sorardın. Önce sorardın. Değil mi? Sizde nasıldı Burak? Öyleydi yani. Bize mesela Hakan vardı. O da MasterChef'ten çıkma bir yarışmacıydı. Yapar mıydı? Yemeklerimizi o yapıyordu. O gittikten sonra da mesela Seda vardı. Annemiz diyorduk ona zaten. O yapıyordu. Hiç sorun olmadı değil mi? Yani hiç zaman sorun olmadı bu. Ve hep paylaşılıyordu. Yani dediğim gibi. Ben Yasin'le alakalı başka bir şey söyleyeceğim. Kendine müfettiş Gadget diyordu biliyorsunuz. Ve herkesi gözlemlediğini söylüyordu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Müfettiş Gadget aslında olayları çözen kişi değil. Biliyorsunuz onun bir evcil hayvanı var bir de bir yeğeni var. Aslında olayları onlar çözüyor ve ondan sonra o kaymağını yiyor. Aynen. Yani bence Yasin Sherlock Holmes'la müfettiş geçidi biraz karıştırıyor gibi sanki. Anladım. Kendine bir dedektif edasıyla şey bahsediyor. Evet. Aslında doğru güzel bir yaklaşım. Ama ben şöyle diyeyim yani Yasin'in bence dün de söyledik bu... Özellikle oylamadan sonra şöyle oturup bir sahile gidip ya ben neden ilk ikiye giremedim diye şöyle derin derin düşünmesi lazım. Bak bakacaksın okyanusa dalgalar kıyıya vuracak, kuşlar uçacak. Diyeceksin ki ya kardeşim G ile böyle hani o diyor ya öyle şey. Ben nasıl giremem ya bu adamları ne kadardır tanıyor insanlar da benden fazla oy attı. Hadi Ceyhun abi kızı çok farklı bir olaydı insanların kalbine dokunmuştur ama... Cemal neden? Cemal Can neden diye bence çok net sorgulamalı insan. Ben şu an Yasin yerinde olsam bunu sorgulamaktan ne oyunlara çıkabilirim ne adada uyuyabilirim. Çünkü kötü bir durum bu. Sen 5 aydır insanların evine, mutfağına, sofrasına
odasına, salonuna konuk olmuşsun. İnsanlar seni sevmiş. İyi kalpli Yasin, Dobra Yasin, Doğal Yasin. Bir sürü karakterlere giriyor. Çocuklar onu çok seviyor. Ne oldu? Bak her kitleye yetişmiş. Yemek yapmayı seven kadınlar Yasin'i seviyor. Taklit yapıyor, çocuklar seviyor. Evin çocuğu gibi bütün ev seviyor. Nerede? Niye bu oya dönüşmemiş? İşte bunun nedeni Yasin'in çok hızlı giriş yapması. İddia ediyorum Yasin, yani oyunlara çıksa, adada sadece şöyle oturup ne yapıyorsun Yasin deseler, kuşlara bakıyorum dese, ilk ikideydi. Bak ilk ikideydi yani. Ama insanlar onu ya öyle tanımadılar. Yani belki de hani onun deli dolu tarafını sevdiler. Şimdi MasterChef'ten izleyen de Yasin'i çok seven, mesela senin tanıdığın birisi de onu MasterChef'te izlemiş ve onun o yapısını, deli dolu hallerini, arkadaşlarıyla konuşmasını ya da kimisine sataşmasını falan sevdi. Doğru yani bu değişebilir. Ama sadece bence dikkat etmesi gereken taraf olumsuz şeyleri çok dile getirmemesi. Evet. Yani bu adanın lideri olmayacak deyip lider olmaya çalışması. Ya da burada işte pilavı ben yapmayacağım, kokonatlar benim, siz ne yaparsanız yapın demesi. Hani biraz daha birleştirici tarafı olsa direkt birinci olurdu. Katılıyorum ama özellikle iş hayatında ya da arkadaş hayatında en önemli şey şudur. Eğer bir insan kendine ben oldum galiba diyorsa işte onun bittiği gündür. Gerçekten yani ben oldum demeyeceksin hiçbir zaman. Büyük bir özgüvenle geldi çünkü bu yarışmaya. Evet. Böyle bir şey yok. Hayır, sen istediğin gibi gel tabii, oraya. Tabii, yani, evet. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yasin'in bir an önce o vitesi artık böyle küçültüp biraz böyle rölantiye alması lazım. Çok hızlı bir giriş yaptı. Evet, çok şey seyrediyoruz falan ama çok şey seyretmek bizi yoruyor. Bize güzel şeyler göstermiyor. Yani... Bak normalde Yasin bak hiçbir şey yapmasa, kuşları sevse, bir de şu balığı tutsa iyi ki de. Bitti. Baksana adamın balıktan yaptığı kolyeye. Bu güzel biraz bir şey yani. Biraz daha vitesi küçültebileceğini düşünüyor musun peki? Ben düşünmüyorum açıkçası. Kendi adıma söyleyeyim. Küçültmek zorunda. Eğer o televizyoncu kafası varsa, ki olduğunu ben biraz hissediyorum. Tabii. Küçültmek zorunda. Yoksa öyle mekanın sahibi diye hareket edersen. Ben yapabileceğine inanmıyorum. O mekanı kafaya yıkarlar adamın yani. Olmaz. Gerçekten bak, şaka değil yani.